Merhabalar herkese. Troya Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi her şeyden önce ben bir düğün dernek yapmaya çalışacağım. Şimdi gel bakalım. Bulamadım. Miken. Benden pek hoşlandığı söylenemez. Benim de kendisinden pek hoşlandığım söylenemez ama yani sevenleri kavuşturalım. Diplomatik evlilik talep et. Paris ve Helen. Yani oynanış açısından çok bir anlamı yok bunun. İyi geçinme gibi bir niyetim yok Agamemnon'la. Başkasından da kız alabilirim ama yani sevenleri bir şey yapmak iyi olur. Savaşa katıl dersem. Tarhuntaşşa'yla savaş halinde sadece. Başlık parası verelim. Sana neye ihtiyacım var? Oduna ve altına. Onlardan da çok yok bende. Şöyle bir 80 odun versek mesela pek kurtarmıyor. Atıyorum tur başı 1000 yemek versek kurtarmıyor. 24 altımın tamamını versem yok ya. Paris'cim üzgünüm ama maalesef bunu başarmak pek mümkün değil. Keşke oyunun daha başlarında aramız bu kadar kötü olmayan durumlardayken deneseydim. Aslında yani biriyle savaşa katılabilsem yanında. Tarhuntaş'a tabii ki müttefikim olduğu için öyle bir şey yapamam ama böyle bir şey mesela başlık parası da versek ayarlarız ama başkasıyla savaşa girmesi lazım ya. Şu an değil. Başkasıyla savaşa girdikten sonra tekrar deneyeceğim. Tamam, olmuyor şu an. Yapacak bir şey yok. Burada ise şu uyuz şehri yine alamamayı başardım. Gel abi. Gene şurada gene bir pusuya yatalım biz. Öf. İyice uyuz etti burası. 3 kere üst üste %70 tutmaz mı arkadaş ya? İnsaf ya. Bu sefer birim basmayı unutmayayım. Ha dur. Küresel yetiştirmeden geç bunları. Şu güzel birimlerden param yetmiyor, tamam. Uyuz birim basmaya devam o zaman. Biz ne yapalım? Bas abi şunlardan. 3 tane mi? Tamam 3 tane basalım. İnşaat olarak yapabileceğim bir şey. Onu 3. seviyeye çıkarabiliyorum. Gıda gelirini arttırabiliyorum. İş gücü arttırışı da sağlıyor aynı zamanda. 3 tur sürüyor. 3 iş gücü harcıyor. Bu 2 iş gücü isteyecek. Gıdamız iyi durumda ya. Şuraya daha güzel bir bina yapsam. Daha güzel bina ne yapmak istiyordum ben buraya? Bunları yapmak istiyordum değil mi? Bunlara ne istiyor? Taş. İşte şu şehri aldıktan sonra taş sıkıntım da bayağı bir... Taş sıkıntım yok da daha iyi duruma gelecek. Asıl benim yapmak istediğim şu. Daha güçlü bir garnizon. Troya düşmemeli. Bunun için de neye ihtiyacım var? 5 iş gücü. Ya aslında hiçbir şey yapmazsam önümüzdeki tur bunu bile başlatabilirim. Yok. Şunu yine de yapacağım. Ama 2-3 tur içinde şunu başlatacağım. Şimdilik elimde kalsın iş gücü o zaman. Tamam. O önemli. Saray eylemi. Şununla da birazcık dedikodu yayalım. Hepsinin için elimde birazcık saygınlık olsun. Gerektiği takdirde kullanabileceğim bir şey. Yerleşim yeri yükseltmesi yapmayacağım. Karakol taş harcamamı gerektirir. Yapacağım yine de bunu ben. İnşaat yapmayacağım. Diplomasiye bakmadım galiba. Okey. Bir sürü anlaşma yapmak isteyen var benimle artık. Mesela Likyalılar. Sarpedon. Likyalılar hangi kültüre aitti? Pardon bir bakabilir miyim ona? Ha, Pelasklar. Zaten bizimkilerden. Tamam. Bizimkilerle zaten mümkün olan bütün anlaşmaları yapacağım. Şunu bas. Şunu bas. Üzerine de ne ver biliyor musun? Neyin var senin bol bol? Gıdan var. Ama gıdaya da ihtiyacım yok. Bunlardan az var. O zaman sen bana odun verebilirsin. 100 verir misin turbaşı? Vermedi. 89 verir ama. 10 tur boyunca versen. Yok. Tamam. Tekrar yaparız olmadı. Ardından Pelasklarla bu hangisi ya bir dakika Haritada bir görmek istiyorum. Ha, şuradakiler. Kimle savaş halinde? Dionysa'yla. Tamam. Sizle anlaşmaya varım. Üzerine de ne ver biliyor musun? Senin altının varmış biraz. 3-5 altın at bize. 13 tane. Tamam. Ardından Minoalılarla askeri geçiş olur. Pek bir şey atamayacak gibi duruyor. 100 tane gıda bile atamıyor. Ama 65 atar. Ardından Terayya'yla Kime ve Macario. Okey. Sen neden benimle anlaşma istemiyorsun? Çünkü zaten anlaşmam var. İttifakı istemiyor şu an. Peki. Tamamdır. Kendi kültürlerimle anlaşma yaptım. Kendi kültürüm olmayan kimlerle anlaşma yapabilirim? Hatta dur. Şuradan bakmayayım gene de. Akayla değil. Frigyalı değil. Hititlerle var mı yapabileceğim bir anlaşma? Bunlar. Hubişnakim. Tamam, sizle de anlaşma yapalım. İlerleyen dönemlerde yeni bir müttefikim olabilirsiniz belki. Karşılığında bana sadece gıda verebiliyorlar. Verebilir misin 100? 130 bile veriyor. Tamam. Başka Hubişna'yla da anlaşma yapabilirim eğer isterse. Vasalım olmak istiyor. Kaç yerleşim yeri var ki? Tarhuntaşşa'yla da zaten arası iyi. Tamam, ben onu vasalım yapacağım ya. Öncelikle şu saldırmazlık paktıyla bir 3-5 parasını alayım. Gıda değil de sen bana 3-5 para ver öncelikle. Sen vermezsin değil mi? 30 verir misin? 20, 15, 16, 17, 18, 19 veriyor. Tamam. Ardından vasallaştıralım. Karşılığında yine altın verir misin bana? Bu daha değerli. 100 verirsin. Oha. 35 veriyor. 35'i veren 36'yı da verir. Vermiyormuş. 35 ver o zaman. Tamam. Vasallaştırıyoruz. Okey. Hayırlı olsun. Yeni Hitit tanrıları keşfettik. Kurunta ve Şauşka. Ama kendilerini kullanmayacağız tabi. Zorunlu miras meselesi, bu da yeni eklenen mekaniklerden bir tanesi. Bir tane karakterinizi onlara gönderiyorsunuz ve fraksiyon varislerinden biri haline geliyor gibi bir hikaye. Gerek yok şimdilik. Bakayım. Ha, yeni Hititlerle karşılaştık. Hatta şeyle de karşılaştık mı? Şu Piluli Umay'la hangisiydi onun fraksiyonu? Yok, onunla karşılaşmadık daha. Tamam. Tuana ile karşılaştık. Tuana. What? Niye anlaşma yapamıyorum lan ben bunda? Ha, okey. Bu galiba başkasının şeyi, basalı. Ha, aynen. Şüpheli imanın varisi. Aluva senle yapalım. Sen de gide sadece gıda verebiliyorsun. Bir çok da veremez herhalde. 50, 60, 70, 80, okay. 120 iyidir. Tarhuntaşşa'yla artık anlaşmam var mı? Askeri geçişim yokmuş. Onu da yapalım ya. Niye yapmayalım ki? Üstüne pek bir şey veremez herhalde. Hop. 36, 37. Tamam. Güzel. Belki bir gün onu da vasallaştırırız. En son olarak da bu var. Onunla da bir saldırmazlık paktı yapabilirim. Bunlara savaş açma niyetim yok dediğim gibi. Eğer ki bizim eleman Tarhuntaşşa eğer bunlara savaş açarsa yanında savaşa girerim. O güvenilirliğime zarar vermez diye düşünüyorum. Sende de sadece düzgün bir olarak gıda var. 50, 60, 70, 60. Tamam. Güzel. Hititlerin hepsiyle anlaşma imzaladım. Trakyalıları bilmiyorum. Kenanlılar. Kıbrıs. Ege toprağı falan sayılmıyordur zaten orası. Tamam, yakın zamanda oraya dalmaya niyetim yok. Karşılığında pek bir şey vereceğini zannetmiyorum. Bir iki tunç ver bari. Güzel, güzel. Hititlilerle anlaşmayı yaptık. Frigyalılarla biriyle savaş halindeyim. Diğerleriyle de aram kötü zaten. Tamam, onlarla bir şey yapmaya çalışmayayım o zaman. Asıl sıkıntı Akalılar. Akalıların tamamıyla mı kötü geçirmek istiyorum ben? Mesela şunlarla bir anlaşma yaptım. Daha fazlasını istemiyorlar. Akalılarla aramın iyi olduğu... Aşille biraz iyileşti ama. Yok ya, bunlarla savaşacağız biz. Yapacak bir şey yok. Sanıyorum bütün yapacaklarım bu kadar. Şöyle bir şeyden de bakayım. Bakayım bu arada. Bu hangi kültürden ya? Ha. Buradaymış bu ama. Yani özellikle kültüre dalmak gibi amacım yok da mukaddes Ege topraklarını ele geçirmek gibi bir amacım var sonuçta. Burası da pek mukaddes Ege toprağına benzemiyor ama ya şuralar belki sayılır. Şuralar Ege toprağı mı? Evet, buralar Ege toprağı. Belki dalmam gerekebilir. Yok, onlarla da anlaşma yapmayacağım. Bir şey yok. Savunma ittifakı isteyen... Başkası yok. Askeri ittifak isteyen yok. Vasallaştırmamı isteyen yok. Konferansı isteyen zaten yok. Bir şey istemiyor. Tamamdır. Diplomatik ayarlamaları yapmış bulunuyoruz. Yerel ilahlarda yeni şeyler keşfettik. Onları söylüyor oyun. Şunlara tek tek bakmazsan bütün kampanya boyunca orada yanık duracaklar. Kurunta'yı keşfettik. Şauşka'yı keşfettik. Okey. Eşim yeri yükseltmesi. Bunları koruyacağımı düşünmüştüm. Okey, o da tamam. Bunları bu turun buraya getirmiştik. Uzun bir tur oldu. Saldırı almıyoruz. Şu direkt atıyorum saldırmaya kalkarsa Troya'yı koruyabilirim. 16 kişilik garnizon, güçlü bir garnizon. Hiçbir şey olmaz oraya. Devam. Nere oluyor? Boşta durma tazminatı. Ha, yani bu şey, altın vererek şey, altın kazanabiliyoruz bir saray eylemini feda edersek. Biraz altına ihtiyacım var ya. Hadi bu turluk feda ettim gitti. Okey, bu kardeşimiz galiba hala orada kalmayı sürdürdü. Ben yeterince hala tazelenemedim. Bir süre daha saçma sapan birimler basıp ya şu an gelir olarak iyi durumdayım da işte 5 turluğuna şey yaptık ya, bir dünya anlaşma yaptık ya, 5 tur sonra bunlar pek de hayırlı durumda olmayabilir. Ama yani bir tane de olsa sağlam birim basmayayım mı? Uf, 6. rütbe eşek gibi birimler gerçekten. Küresel yetiştirmeden idare masrafları, idare yükü de artacak yani onları yetiştirirsem. Bu turu burada geçireceğim için basmayayım da. Bunların gelir arasında, şey, gider arasında çok fark yok. Şunlardan bas. Yalamadık ya şehri ya. Gerçekten çok gıcık oldum yani. %73 kere nasıl tutmaz abi. Bunu buraya upgrade etmek için ne iş gücüm yeterli ne taşım yeterli. Şu taşı bir upgrade edeyim her şeyden önce. 175'ten 235'e okey, güzel çıkıyor. Onu bir yapmak şart. Madem elimde bir tane de iş gücü var, şunu da yaptım gitti. Güzel. Zaten Troya birazcık şey ya, çok hızlı yayıl, çok her yeri fethet fraksiyonu değil de işte daha önce dediğim gibi diplomasi fraksiyonu. Diplomasi ekranında bu kadar zaman geçirmemin sebepleri de bunlar. Sen nesin? Şu an göremiyorum. Ha, sen bizdensin. Pelasklarmış. Kimle savaş halindesin? Antana. Tamamdır, tamamdır. Seninle anlaşmalara varım. Bas bunu. Bunu da bas. Üzerine sen bana biraz taş ver ya. Kaç? 89 verirsin bence. Tamam. Hı-hı. Başka özellikle anlaşma yapmak istediğim biri var mı diye bakıyorum. Gözüme çarpan bir şey yok. Savunma ittifakı isteyenler var. Parha. Bunlar hep şey değil mi? Hititli. Emin olayım Parha Kizu Watanana. Okuyamadığımı çok mu belli ettim bilmiyorum ama. Parha Kizu Watanana. Evet evet, onlar Hititli komple. Hititlilerle varım anlaşmalara. Bir dakika, Likya'da mı vardı? Likya? Sarpedon. Ha, tamam, sen de zaten yapalım. Pardon. Takas anlaşması. Gıdan mı var seninle? Senden de taş alayım o zaman, bir 50 verirsin. 60, 70, 80, 90. Oo, güzel. Oha. İyiymiş. Aldım gitti. Nice. Askeri ittifaka da çok uzak sayılmaz. Başka kim vardı? Siz de gelin. Askeri yetişi de alalım. Tamam. Takas anlaşması. Senden sadece gıda almak mantıklı galiba. Bayağı da bir gıda verir bence. 500 verir mi? Abarttım. Kaç veriyorsun peki? Bayağı abartmışım ya. 165 veriyor. Tamam. Askeri ittifakı da artık kabul ediyor. Tamam, varım. Ona da birazcık gıda ver bari. 50 falan verir. Yok, daha fazla veriyor. 80, okey. Nice. Umarım başıma bela olmaz bunlar. Savunma ittifakına bakalım tekrar. Sizde de askeri geçişlere gelin. Bu arada bilmiyorum sizin için sıkıcı oluyor ama ben eğleniyorum şu an ya böyle. Sonuçta diplomasi fraksiyonuyla oynuyoruz. Buralarda zaman geçirmek şart. 105. Tamam. Evet. Devam et. Askeri ittifak varım. Üzerine bir 105 daha verir belki. Abarttım. Ama 65 verir. Nice. Ardından bir kişi daha vardı savunma ittifakı kurmak isteyen. Vazgeçmiş. Askeri ittifak kurmak isteyen Likya yakın. Sonra bakarız ona veya sonra bakarız, sonra bakarız. Bir dakika, vasallaştırmamı isteyen var kendilerini. Kaniş. Kaniş kimle savaş halinde? Kumani, Sapınyama, Lidya. Tamam, basalım ol. Üzerine para verirsen kabul ederim ama sadece. 500, abarttım. 220, 230. Okey. İki tanrı daha keşfettik. Kumarbi ve Tarhundas. Güzel. İptal. Güzel. Şu an kolay kolay birileri bana savaş açmaz herhalde ya. Bu kadar kişiyle aynı anda savaşa girmek istemeyebilirler. Okey. Bu kadar ittifak yapmamın bir sonucu olarak kahraman Perseus'a tıklayalım. Ve şu an 59'a çıkmış birliğimiz. Yani şu an küresel yetiştirme yuvam artı 5, küresel yetiştirme rütbem artı 2 ve oyun düzenlerken daha fazla ırk çeşidini oyunlara davet edebiliyorum. Yani birinci sıradayken mesela sadece Dananlar ve Troyalıları çağırabiliyordum. İkinci sıradayken üstüne Frigyalılar çağrılabiliyordu. Şu an bunun üzerine Hititlileri de oyunlara çağırabiliyorum. Arttıkça artacak. Ve bir üst seviyede yetiştirme maliyetim düşecek. Bir üst seviyede herkesle diplomatik ilişkim artacak. Güzel. Şu an merak ettiğim şey, Miken'le aram nasıl? Kötü. Peki. İstiyorsa savaş açabilir. Herkes de aynı anda savaşa girmek istiyorsa. Her hareket ettirilmeli. Okay, şu an orada kalmanı rica ediyorum senin. Sen bunları yetiştiriyorsun. Binayı seçtim. Şurada yeni ilahlara da bir bakayım de sürekli orada tıngır tıngır yanık kalmasın. İki tane Hitit tanrısı keşfettim. Kumarbi ve Tarhundas. Alright. Gene yanıma yaklaşan yok ama yeterince tazelendim. Gene bir kez daha yine yeniden pusu kurmayı deneyebilirim. Şimdi gel bakalım şöyle %70 ihtimal olan yere. %70 ihtimal bildiğimiz gibi %0 ihtimal demektir bu oyunda ama aslında biraz daha bir dakika şeye bakmak istiyorum. Biraz daha geriye gel. Belki bir ihtimal orduyu yendikten sonra Opalonia'ya geri çekilmemesini sağlayabilirim diye bir umutlar, hayaller içerisindeyim. Hangilerini versem yeterince yakında bir şey var mı? Var gibi. Şunları al gitsin. Okay, sen şöyle gel. Pardon, sen değil, sen. Hadi bakalım. Bu sefer ne olacak? Burada ise bu yapılmakta. Bunu ikinci seviyeye çıkardık. Burası için hala yeterince taşım yok. Taşı bulmak kolay. Sanırım şu bitmeden önce şunu yeterince iş gücü toplayamayacağım ama. Ki acelesi yok. Acelesi yok. Tamam. Gıda değil de şu odun binasını bir abi 3 tur sürüyor bu da ya. Şuralardan başka faydalı ne vardı? Taş üretimini arttırıyor, inşaat maliyetini azaltıyor, inşaat süresini azaltıyor. Tamam, bunu bir yap ya. Nüfus, iş gücü artışı çok şart görünmedi şu an. Okey, böyle devam edebiliriz şimdilik. Saray indirimlerinde böyle bir şey seçmeyeceğim. Aynısı geçerli olsun. Şununla da bir entrika gerçekleştirelim. Saray eylemi yaptığımı sanıyordum. Ha, buradaki uyarının gitmesi birazcık daha zaman alıyormuş. Ekstra inşaat yapmayacağım. Tabii ki diplomasiye de bakacağım. Şerden'le falan karşılaşmışız. Şerden benimle anlaşma yapmak istiyor. Allah Allah. Askeri geçişle saldırmazlık yapabiliyoruz zaten. Bunlarla sadece ittifak yapamıyoruz. İttifak yapamıyorsam hiç gerek yok ki zaten bu muhtemelen müttefiklerime saldıracaktır. Onlarla savaş halinde olacağımdır. Karkamış. Kimle savaş halindesin? Hurdu. Okey. Hatta şunu bir geç. Belki vasallığı kabul eder diyecektim de etmiyormuş. Tamam, şunları al. Üstüne bana. Ya arkadaş. İşte senden o zaman birazcık altın alalım biz mümkünse. 50 abarttım. Abi 50 çok değildi ya. Şu 30 ver, tamam. Ardından 30 da şundan ver. Bak gıcıklı geliyorsun şu an. Gerçekten şu an kalbimi kırmaktasın. Bilmem farkında mısın? Okey, bunları aldık. Savunma ittifakı isteyen yok. Dur, askeri geçişinin tamamına bakmadığında iki kişi daha var. Ugarip, Halap, MR, Kenanlı mı bu? Tamam ya, yapalım seninle de anlaşmaları. Senden taş alabilirmişiz demek ki, o zaman bir 50 taş verirsen en azından 60 70 80 135 bile verirsin istersen, 132 bile verirsin istersen. Okey, güzel. Dostlarımız artıyor. Dost demek güç demektir. Sen ve Hinda. Yani en azından bir saldırmazlık paktı alırız ya. Neyin var? Birazcık altın verirsin. Çok vermez muhtemelen. 20 bile mi vermiyor? Çok vermez derken iyice hayal kırıklığına uğradım şu an. 14, tamam. Okay, şimdilik bu kadar. Askeri ittifak isteyen var. Likya. Yani senin diğerleriyle aran nasıl? Kaniş, Troya, Minoalılar, Gironiyalar. Tamam ya, bununla ittifak yapmak mantıklı göründü bana şu an. Evet. Neyin var senin? Sadece gıdan varmış. Elimde çok gıda var ama biriksin. Başka ticaretlerde falan kullanırım gerekirse. teklif ettim, gitti. Okey, askeri ittifak yok. Vasallaştırmamı isteyen var mı kendisini? Yok. Konferasyon... bir dakika. Ben sadece kendi kültürümü konferansiyona katabiliyorum. Ha, tamam, evet. Sadece kendi kültürümü ve... bunlar da benim kültürümmüş. Bir dakika. Bunların bayrakları farklı ama. Bir dakika. Şunu geç. Hı, tamam, bayrak şekilleri farklıymış şu Legalia Minoya'nın. Bunlarla niye hiç anlaşmam yok? Bunlar da benim kültürüm. Ha, yapabiliyormuşum. Var mı? Düşman, tamam, şunları yapabiliriz. Sen de bana tuncu veriyor. Tunç verebiliyormuş birazcık. 50 verir misin? Ya of arkadaş, o kadar da değerli değil ya bak bunlar. Okay. Okay. Kültürümle aram gayet iyi. İnşaat mevcut, onu yapmayacağım. Turu bitirebiliriz. Abi nasıl yani? Gerçekten bazı bilmediğim şeyler var benim bu oyunda. Abi %70 nasıl tutmaz? Namussuz, okey. Yani pusu tespit edilse tamam, hadi pusu tespit edildi, lanet olsun falan derim geçerim de yani pusu tespit edilmiyor, %70 ihtimal tutmuyor. Nasıl yani? Gerçekten çok garip ya. Bu savaşı bu arada kendimin verme sebebi geçen sefer otomatik sonuçlandırdığımda biraz aşırı derecede hasar aldığımı düşünüyorum. Şu an o hasarı almak istememekteyim. Okey. Şuraya geçiniz. Hiç ağaçların içine girmeye gerek yok. Premium, siz de şuradan geliniz. Okey. Üstüme geliyor. Bir dakika. O zaman vazgeçtim. Geri gel. Niye üstüme geliyor ya bu? Geçen sefer gelmemişti. Garip. Tamam, o zaman şöyle açıkla girelim. Zaten şeyi yoktu. Hızlı birimi yoktu. Erkar bana yaklaşmış olsa da ateş edebilecek kadar da yaklaşmadı diye düşünüyorum. Sen arkaya gel tabi. Siz üçünüz şuraya gelebilirsiniz. Okey. Hafiften benzinle girdim ama ateş edemiyor. Okey, güzel. Son anda gördüm. Birazcık geride kaldı, azıcık ateş yedi. Bir şey olmaz. Sinek ısırığı. Yokuş aşağı bir yere konuşlanmak da belki mümkün olurdu ama olmadı. Neyse. Bu arada bunların yaklaşık %50'si menzilliydi değil mi? Ben de kendi menzillerimle onların menzillerini hedef almayı tercih edeceğim. Mesela şuraya ateş edin arkadaşlar. Şunu kapatarak tabii. Açarak daha doğrusu. Siz de şunu ateş edin. Şunu açarak. Yakın dövüşte zaten beni aşamazlar kolay kolay. Elbette yakın dövüş piyadelerine de okçularımla hasar vermek isterim ama öncelikle onların menzillerini saf dışı bırakmak daha önemli. Saldırın. Siz şuna saldırın. Şunlara dalın. Siz hatta etraftan dolaşmaya çalışın. Siz onların işini bitirdiniz mi? Bitirdiler sayılır. Okey. Birazcık şuraya gelin. O ilerideki menzilli birime saldırtmayı deneyeceğim. Siz de birazcık ilerleyebilirsiniz artık. Bunları kolayca hallettiler. Şöyle arkalarına dolaşın. Bu okuyormuş birazcık. Sıkıntı yaşamasın yanlışlıkla. Okey. Şunlara dalınız efendim şimdi. Siz şunlara dalınız. Onların içine girmeden ateş etmeyi başarırsınız diye umuyorum. Tam başaramadılar sanki. Neyse oldu. Onun peşinden koşmana gerek yok. Şuradan arkadan dalınız. Siz de şunlar arkadan dalınız. Bir de şunu arkadan daldıracaktım. O zaten savaşa girmiş bir şekilde. Tamamdır. Şurada bir iki menzil daha görüyorum. Onları da boş bırakmayınız. Gitmek üzere. Onlar gittikten sonra şunları azıcık geri çekeceğim. Düzgün ateş edemiyorlar. Yakın dövüşe girdiler. Var mı ekstra hasar alan birileri? Bir iki menzilli birimim var. Okçular da ekstra hasar alanlardan bir tanesi. Olacak o kadar. Ne yapalım artık. O kaçıyor. Şuna saldırın şimdi. Siz kafanıza göre hareket edebilirsiniz artık. Özellikle hedeflemek istediğim biri yok. Kaçanlara ateş etseniz benim için gayet yeterlidir, güzeldir. Okey. Sanıyorum savaş bitti. Sen şuradakilere dal. Sen de gel şuraya destek ol. Ne kadar çok kişi öldürsek o kadar iyi. Birazcık daha uzağa konuşlanmış olmam acaba şey yapacak mı onu merak ediyorum. Şehrine gitmesini engelleyecek mi? O kadar yürümesi kaldı mı? Sanki kalmıştır gibi geliyor bana ama abi siz kendi birimlerinizi okluyormuşsunuz gibi bir hissiyat var içinde. Onları yakalamanız mümkün olmaz değil mi? Ah ya, bir tanecik aklım olsaydı. İşte. Şu an kimseyi yetişebilirler mi? Yok ya, yetişemezler. Sanki böyle bir garip bir açıdan kaçıyor. Şuradan gidiverir ama şu an belki. Tamam yakaladık, güzel güzel. Okey, bir birimlerinden daha kurtulmuş olduk. Sabır erdemdir. Dört tane birim tamamen öldü. Diğerlerine kadar kısmet diyelim. Yine birim ikmalini alayım. Kaçabilecek miydi geriye? Yep, tabii ki kaçabilecek. İkizler. Vay. Peki. Bu arada madem bu kadar dostum var, belki Miken'le aramda iyileşmiştir. Yok. Yine bir bakayım da. Paris'le Helen evlense eksi 14'ten var mı kimseyle savaşın? Sadece bununla da müttefikim olduğu için savaşa girdi. Sonra ben onlarla barış yapınca savaş halinde kaldı, yazık. Takasya anlaşmasıyla 14'ü kurtaramayız değil mi? Yani atıyorum 170 bunu versek kaç azalıyor? Yok ya, mümkün değil. Bir karşısında birilerinin savaşa girmem gerekecek. Ya da bekar ölecek Paris. Saldırsam mı artık? Bıktım çünkü, bıktım. İllallah ettim. Not really an option. Prince Hector. Pişman olabilirim ama artık gerçekten bıktım yani. Alırız ya, alırız. Bir şey olmaz. Şöyle bir bakalım. Dışarıdan da bir kişi geliyor. Onu indiririz, o sorun değil. Çevrele bakalım. Şuradan birilerini alsam mı? Lök diye alabiliyoruz bunları bu arada. Şu Troya prensleri o kadar çekici geliyor ki şu an. Şunu alırım. Paris'i aldığım zaman ona veririm. Aldım. Tamam. Tamam. Şöyle yakın savunması çok güçlü olan ne var? 60 var. Şöyle eşek gibi bir şey var. Kusursuz kılıçlı asker. Neden bir tane mi alabiliyoruz ya? Tunç ve altın gelirimin olmadığını da unutmamam lazım. Şu an ticaretten bir şekilde idare ediyoruz da. Tuncu hadi bir şekilde hallederiz. Ondan bol var da altın nereden bulacağız? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Otomatik sonuçlandırmayı benim lehime çevirdi bile. Ölen yok ama çok hasar alan var. O kadar hasar alırsam kendi başımı belaya sokmuş olurum. Düşünüyorum. Aldım gitti. Var mı sıkıntı? Tamam ya, tahmin ettiğimden çok daha az hasar aldım ya. Tamam ya. Of, güzel, korktuğum kadar çok hasar almadım. Nihayet Apollonia bizimdir arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şu görevi de yerine getirmiş olduk. 1000 gıda oradan aldık. Çok işimize yarayacakmış gibi. 23.000 oldu gıdamız. Okey. Şu herife de yetişebiliyor musun sen? Ha, yetişiyormuşsun. Tamam, onu da sen al o zaman. Şu herifi de aldık. 66 gıdaya da alın şuradan. Güzel. Ha, ben almasaydım bu arada bundan alacakmış. Bunlar da onlarla savaş halindeydi. Okay. Buraya girmişken bir bakayım şuraya. Her ne kadar zayıf düştüğüm için şu an belki de o kadar çok şey olmayacak olsa da bunlarla geçineyim demiştim. Her ne kadar karşı fraksiyondan olsa da geçinelim o zaman. Savunma ittifakı, Hristiyan Karkamış var. Düşmanı Hurru. Tamamdır. Bir dakika, askeri ittifak istiyor musun? İstiyormuş. Tamam, o zaman önce bunu yapalım. Parasını alalım. Gıdasını, daha doğrusu 100 gıda verirsin. 160. Okey. Şu an vermiyor. Tamam. Tamam. Daha sonra yaparız. Şu an zayıf düştüğümüz için normaldir. Askeri ittifak isteyen var mı? Yok. Vasallaştırmamı isteyen var mı? Yok. Konferansı isteyen yok. Güzel. Kraliyet fermanı. Şu teknoloji artı 3 mutluluk alıyoruz Troya'da artık. Çok ihtiyacımız yoktu ama buralara giden kapıyı açmak için gerekiyordu. Altın yerlerim olsaydı şu güzel olabilirdi ama dediğim gibi şuraya gitmek öncelik. Şu an dua süresini arttıracağım. Toplu kurban maliyetini falan arttıracağım. Tamamdır. Yeni aldığım yerde. Taş üretimi 3. seviye zaten mis. Taş üretimi şu an eşek gibi durumda. Bakım masrafı, iş gücü artışı, tamam, kalabilir şimdilik. Burada etrafımda beni sevmeyen var mı? Tutum. Şunlar beni sevmiyor. Sangarya Frigyalıları. Onlara mı dalsam? Oradan da Efes'e girerim. Ama bir yandan şuradan adaları almak var. Dur bakayım, dur bakayım. Şuraya çıkıp şunu bir kapatayım da. Burada gıda var. Tunç var, gıda var. Efes'te ise gıda var, gıda var. Altın istiyorum. Adalarda altın var mı? Yok. Tunç ve taş var. Gene bir şu tuzuma basayım. Okey. Buralarda diğer herkesle dostum. Anadolu'nun içine gitmediğim sürece. Şimdikiler düşmanız ama önemli değil o. Buralar mukaddes Ege toprağı değildir ama, değil mi? Aa, öyleymiş. Aa, hatta burası bile öyle. Oha, süper. Tamam, bir sonraki hedefim belli oldu. Şunlara da alacağım. Ne kadar güçlüsünüz arkadaşlar? Sizde bir anlaşmam yok. Şu an hasarlı olmama rağmen daha güçlü görünüyorum onlarla. Tamam. Eğer Ege Denizi'nden bir saldırı yemezsem önümüzdeki tur bunlara saldıracağım. Ama şu an kimseyle savaş halinde olmadığım için muhtemelen birileri bana savaşacaktır. Savaş açacaktır ki o savaş açacak kişiler bunlar da olabilir aslında. Şurada saray eylemi. Şunu birazcık daha arttırayım. Daha detaylı saray eylemlerine daha sonra bakarım. İnşaat mevcut. Şunun için bekleyeceğim. Önümüzdeki tur 5. seviyeye çıkarmak istiyorum bunu. Ne yapacaktım ben? Ha, taş gelirimi arttırabilirim bununla. Garnizon binasına falan gerek yok. Burası yeterince güvenli sayılır. Bu tur başı. Ya, geç onu. Nüfus az olabilir. Mutluluk sıkıntısı yaşanırsa oraya bir müdahale ederiz ama şimdilik gerek yok. Şurada Ege gözcü noktası, kuşatma, karakol. Bunu istemiyorum. Bunun yerine öncelikle bir Apollon mabedi dikelim. Onun yerine de başka bir şey dikeriz. Harcanmış yetenek puanları. Priamos sen şunu beşle. Bir tane daha bir şey seçebiliyorum. İnşaat süresi, inşaat maliyeti, altın bakım masrafı. Güzel. Bunu al direkt. Hector. Sen ise şunu 2'le. Pardon 5'le. 4'le ve 5'le. Seçebileceğim sadece şu var şu an. Oradan devam edeyim. Bir savaş özelliği. Özel taze yeniyoruz. İnşaat mevcut harcamış. Diyamos'un bir yetenek puanı daha varmış pardon. Rastgele birini. Onlara baktık. Yukarıda bir durumumuz yok. Şu an en büyük tehlike iflas. Bunlar bunlara savaş açtı. Savunanın tarafında savaşa girmezseniz güvenilirlik hasarı alıyorsunuz. Bunlarla anlaşmam olmasına rağmen savaşa girmek durumundayım. Ne oldu? Ha, boşta. Ekstra altın. Ekstra altına gerçekten ihtiyacım var. Alacağım onu. Şu an kimle savaşa girdim ben ya? Diplomatik durum. Bunlarla. Önemli değilmiş. Tamam. Şu an güvenilirliğim sarsılmamıştır değil mi ya? Sadık. Okey. Daha yüksek miydi önceden hatırlamıyorum. Bir videonun öncesine bakarak görebilirim onu da sarsılmamış olması lazım. Sonuçta savunan tarafında savaşa girdim. Neyse efendim burada bu bölümü sonlandıralım. Önümüzdeki bölümde muhtemelen şu Ege fethine bir başlayacağım. Ege fethi derken Ege bölgesi fethine, Ege denizine henüz açılmak niyetinde değilim. Bakalım şuraları da mukaddes Ege toprağıymış sonuçta. Neyse efendim izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.